Ekonomik Görünüm hoş geldiniz. Hafta içi her gece 9'da olduğu gibi perşembe gecesi itibariyle karşınızdayız. Bu perşembe her perşembe olduğu gibi çok değerli iki konuğum var. Profesör Doktor Alsa Savaş Akat bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış. Ve taht mıdır hocam o nedir Allah aşkına koltuğu koltuk desen değil taht gibi. Asaf hocam Ege hocamı görebiliyor musunuz? Yok göremiyorum de... maalesef. <laughs> hocam bence Dur bakayım ya şu şu şeyden mi girmeye çalıştım ama ge geç geliyor. Yani onun için insanın da şeyi dağılıyor. Ben size atarım dağılıyor. hocam. Ege hocamın bir taht adet tahta oturuyor. ya <laughs> Allah yakışır taht yani. Allah yakışır hocam. Ege... <laughs> hocam birazdan Tuğra'sını basacak yayınla. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu tahtan mı beziyor ya bu? Valla hocam. Altlarının... Taht... koltuk yani. Valla hocam, taht gibi bizde buraya buraya öyle görünüyor. buradan bakınca. Asaf yani hocam iyi, iyi merak etti yani. açacak. İyi iyi çok güzel. <laughs> hoş geldiniz herkemiz. Yani, hoş bulduk. Ne çalışacağım yani? Bakayım yani. <laughs> hocam Şeyim. bile merak ettim. Peki. Evet e, yani. Etbullunbörketer.tv'de e, adresimiz, izleyicilerimiz bizlere katılabilirler. E, adresimiz ekranlarda. Hem Egecan sene hem de Asal Savaş Akata, Asaf Hoca'ya sorularınız, mesajlarınız varsa bekliyoruz. Asaf Hocam izninizle e, Ege Egecan senden başlamak istiyorum. Evet yani izne gerek yok zaten. Artık evet. müessese o şekilde çalışıyor bu müessese. Yalnız yani öyle bir koltuk, öyle bir tahta oturuyor ki Egecan sen sormaya da korkuyorum. çatladım, çatladım meraktan. Vallahi hocam. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani insan sormaya, bir şey sormaya korkar. O kadar yani. <laughs> korkma hocam. korkma. Korkmayayım mı? <laughs> korkma sönmez. <laughs> Peki buyurun. Hocam şimdi bu Amerika'daki protestolar vesaire. E, Gündemler evet. var. E, Amerika'daki protestoların e, ekonomik boyutu. Onu konuşarak başlayalım. E, George Floyd'un öldürülmesi sonrası polis gözaltındayken bir siyahinin büyük gösterilere neden oldu. Bunun işte Amerika'daki yoksullukla siyahilerin aslında ekonomik açıdan zor durumda olmasıyla hatta biz şunu hatırlıyoruz, koronavirüs en çok siyahileri vuruyor. Neden? Çünkü onlar doğru düzgün gıdaya ulaşamıyorlar, gelirleri düşük gibi. Koronavirüs döneminde de değerlendirmeler yapılmıştı. Şimdi bu protestolarında aslında belki işte bir kıvılcımın ateşlenmesi gibi adeta e maalesef o üzücü ölüm haberinin ardından ortaya çıktı ama bunun temellerinin ekonomik temellerinin olduğu da ifade ediliyor. Ne dersiniz, isterseniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım Ege hocam. Evet, şimdi Amerika ile bizim e, ilgilenmemizin sebebi e, Amerika'nın aşağı yukarı dünya milli gelirinin 25'ini ya yani 20-25'ini yaratan. ...çok büyük bir ekonomi olması... ...ama daha ondan daha önemlisi... ...dünyada bir... ...küresel para birimi diye... ...bir şey varsa... ...bunun da... ...Amerikan doları olması... ...ve bu küresel para birimi... ...çok önemli bizim için de... ...önemli... ...çünkü dünya ticareti... ...bununla dönüyor... E, ...ve de... ...herkeste de böyle... ...eğer Amerikan'ın başına bir şey gelirse... Acaba dolar ne olur? Zaten bu Amerika'da böyle sağlam gibi duruyor ama galiba da çok çürükmüş gibi endişeler var. Yani biz lafı dönüp e, paraya, küresel ekonomiye, küresel dış ticarete taşıyacağız. Bizim için önemli olan budur. Şimdi Amerika'da bu e, tefkif edilen, kalp para mı sürüyormuş adam... Polis yakalamış herhalde bir direnme falan oldu. Direnme olunca da bu sefer işte polis kendine mahsus gaddarane tutumlarla e, onun işte boynuna basıyor falan filan. Neticede adam öldü. Ölünce de sanki böyle bir oda düşünelim. E, açıkta benzin varmış. Benzin buharı çıkmış. Havayla karışmış. Odaya birisi girmiş çakma çakınca güm. Yani Amerika patladı. Ya yani bu müferit bir olaydır efendim ne olacak? Aslında polis öldürmemiş de sonra hastanede ölmüş yok. Tamam polis öldürmüşse yani bundan çıktı. Ne oldu? Efendim işte sadece zenciler değil başta tabii zenciler olmak üzere. Bütün dar gelirler Amerika'da çok müşkül durumdalar. Bu Amerikan sistemi kapitalizm zaten çalışmıyor. Ee, sosyal adalet yaratmıyor. Ya bu çok kötü bir şey zaten. Ee, bu önce pandemiden dolayı yüz bin kişi öldü. Arkasından bu geldi. Ne oluyor bu Amerika'ya? Çin'le de savaşıyor. Yani. Ticaret savaşı yapıyor. O anlamda. Yani acaba bu Amerika batar mı? Batarsa... Amerika'nın parası dolar ne olur? E hamdolsun hepimizde de dolar var değil mi? 200 milyar, <laughs> yani milyar dolar. Her vatandaşımızın... Tabii. Türk vatandaşı bile... Bankalarda... Dolar mevduatı tutuyor. Türk lirasından daha fazla. Birçok şey dolara bağlı. Yani bu dolarla ilgilenmemek de mümkün değil. Yani bizim geleceğimiz nokta burada bu Amerika'nın kapitalist sistem battı mı? Zaten sosyalizm de batmıştı. Acaba üçüncü bir sisteme mi ihtiyaç var? Ee, böyle laflar var. Onlara pek girmeyeceğim. Çünkü onlar e, iktisadi olmaktan ziyade ideolojik bir takım yaklaşımla. Şimdi bir kavramı ona giriş yaptıktan sonra Asaf Hoca'ya da döneceğiz. Şimdi bu dolar tuzağı diye bir şey var. Şimdi dolar, bundan dollar trap diyor, trap tuzak işte. E, bu dolar dünyanın parası olmuş. Ne kadar e, dolara natık Amerikan kağıdı var deyince aşağı yukarı 6 trilyon dolar dünyanın çeşitli ülkelerinde ve şahıslarında kendilerinin servetlerini biriktirdiklerini dolara bağlamışlar. E şimdi hiç kimse de elindeki doların da erimesini istemiyor. E ama Amerika'da devamlı cari açık veriyor. E normal olarak cari açık veren ülkenin parasının değer kaybetmesi lazım. E hadi diyeceğiz ki bırak değer kaybetsin. Bizim dolarlar da değer kaybedecek o zaman. Yani işte dolar tuzağı dedim açsa orada. Yani elimizde dolar olmasa doların başına ne gelirse gelsin. Bana ne? Öyle değil ki. Mesela Japonya dünyada en fazla e, Amerikan tabiri tutan ülke. 1.4 trilyon dolar arkasından Çin geliyor 1.1 trilyon dolar ki Çin'in rezervleri 3 trilyon dolar ki başka dolarlı varlıkları da var. Yani şimdi bu dolarla yani ne derler atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun. <laughs> Git diyorsun gitmiyor. Gel diyorsun gelmiyor. Ne olacak bu doların hali? Ne olacak bizim dolarlarımızın hali? Yani. Asaf bunu bilsem bilsem sen bilirsin. Peki. Önce hocam belki bir o da bu protesto ekonomik boyutuna dair bir şey eklemek isterse oradan bir giriş yaparsa seviniriz hocam. Asaf hocam buyurun. Evet. E, ben şimdi o arada baktım hakikaten tahta oturuyor. Yani Ege <laughs> yakışmış Aynen. ama yani. Mesut'u e, e, kapatayım çünkü e, o arada açık kaldı. O fena oluyor. Yani insanın gözünü alıyor. Ee, Ege'nin tahtına bakayım derken değil mi? Tabii hocam. E, programda Dikkatinizi şeyimiz, alabilir. <laughs> Aynen. Programdaki dikkatimiz e, dağılmasın. Tahta yakışmış yani. Böyle padişah gibi. Hakikaten ustalığın bir şeyi var. Şimdi e, e, bu Amerika'nın tabi e, çok ilginç. Amerika e, e, bir taraftan e, demokrasinin ...çok ileri olduğu... ...yani pek çok anlama ülkelerden biri... E, ...bireyin haklarının... E, ...devlete karşı çok iyi kurulduğu... ...korunduğu ülkelerden biri... ...ama kökeninde kölelik var... E, ...bu demokrasinin zaten... ...evrimine baktığınız zaman... ...o da, da ilginç bir şey tarihi olarak da görüyorsunuz... ...yani demokrasinin ilk... E, ...çıktığı... E, ...değil mi yani... ...bugünkü medeniyetimizin bir yerde kök kökleri diye düşünülen Yunan kadim Yunan Atina vesaire, e oralarda da köleler var. Yani bir taraftan eşitlik var, işte oy kullanıyorlar filan ama onlar aynı zamanda köle sahipleri. Yani onu yapanlar, değil mi vatandaşlar, sütüzler aynı zamanda köle sahipleri. Amerikanın da geçmişinde böyle bir kölelik olayı var. Kölelik olayı üstelik de ...beyaz köle yok yani kölelerin hepsi siyahi zenci. Afrika'dan getirilmişler değil mi hocam? Evet Afrika'dan getirilmişler dolayısıyla ırk, kölelik, ırk, sınıfsal... ...yani sınıfsal ve ırkî sorunlar birbirine üst üste çakışıyor. Onun getirdiği bir bir geçmiş var. Bir de Amerika'nın tabii tarihinde şiddet, büyük şiddet içeride, şiddet sadece ve sadece kölelikten ibaret değil yani iç savaş da var kurulurken başkan... zaten savaş var yani, yani kuruluşta savaş olur da ama sonra tekrar bir iç savaş var büyük bir iç savaş var işte Kızılderililere karşı değil mi yapılan onların tamamen bir nevi imcadeta neredeyse soykırım vari bir şekilde temizlenmesi olayı var hep böyle yerel şiddet var siyasi şiddet var yani Cumhurbaşkanı öldürmekte değil mi? Devlet reisi öldürmekte suikastla filan baya e, şeyleri var. işte gangsterlik olayı dediğimiz mafya filan oraların da e, uzun süre hüküm sürdüğü Böyle ilginç bir yer yani Amerika. Martin Luther King'in e, değil mi yine öldürülmesi? Evet yani ben de sanma, Ege'de tabii bir Philadelphia'da bir bölümüne rastlamıştır ama ben 1960'ta e, güneyden e, AFS öğrencisi olarak Batı'dan doğuya bir otobüs yolculuğu yapmıştık bir. Onun için de güneyden gördük. Yani şeyler, şeyi gördük. E, siyahların ayrı tuvaletleri otobüs durağında, beyazların ayrı tuvaletleri. ve biz bir iki bir, yanında bir Fransız arkadaşlar vardı. Biz onunla beraber siyah tuvaletine girdik. Az dayak yiyorduk. İşte İngilizce bilmiyoruz turist falan filan diye zar zor paçayı kurtardık. Yani bizim siyahların tuvaletine girmemizin bir protesto delme, yasa delme çabası olduğunu düşünerek oradaki beyazlar tarafından bayağı ciddi bir şekilde bir agresyon bir saldırıyla karşı karşıya kaldıydık. Yani onun için bu e, geçmişe gelen tabii buna bir de sınıfsal şey yaptı. E, izleyicilerimiz i̇zleyicilerimiz de biliyorlardır eminim ki ama Amerika'da e, işte siyahların nüfustaki oranı işte yüzde on yüzde on belki yüzde on beş hatırlamıyorum tabi sayıyı ama buna mukabil Amerikan hapishanelerindeki siyahların oranı işte yüzde %50 %60 yerine göre yüzde %70 filan yani e, çok daha fazla suç e, işliyor genellikle fakirlik orada hastalık orada şey orada yani e, Amerika'nın zenginliğinden siyah, siyahlar e, denciler e, o payı alamamış bir şey ve bunda önemli bir e, bunun gerisinde de ırkçılık yatıyor yani ırkçılığın tarihi yatıyor sadece bugün değil bütün geçmişiyle beraber yatıyor. Ee, yani dolayısıyla orada bir şey hep var. Bir e, Ege'nin dediği gibi yani o e, benzin e, şeyi buharı ortada devam etmiş benzin hep dolaşıyor. Arada bir, bir şey çakıldığı anda gibi çakıldığı anda patlıyor. Ee, bu sefer üst üste geldi. Aynı zamanda işsizlik ee, son 10 yılın 15 yani küresel kriz, işsizlik e, bozulan gelir dağılımı polarize olmuş aşırı polarize olmuş Trump e, şeyinden e, Trump'ın başkanlığı döneminde aşırı polarize olmuş bir toplum vesaire. Bütün bunlar hakikaten tatsız bir e, şeye yol açtı. Yani, ee, evet. Yani şu, tabii çok olay var. Ee, işte Rosa Parks'ın gene bir siyahi kadın değil mi? Otobüste e, yere, yere, beyazların oturması, sözde gereken bir yere oturması, kalkmaması, sonra evet. e, polisin çağrılması, olayların, işte o dönem 1955'ten. E, Netflix'te çok güzel bir, bir gerçek hikayeden e, o alıntılanmış bir, e, bir sabun yapımcısı olan bir kadının, bir siyahi kadının mücadelesi var. Hala da e, o e, şu an o marka devam ediyormuş Amerika'da işte torunları, çocukları vesaire e, bir siyahi'nin hem e, bir kadının hem kadın olarak ayrımcılık e, hem bir siyahi olarak uğradığı ayrımcılığı ve gerçek bir hikayeyi anlatılıyor e, ismini birazdan söylerim gerçekten o da güzel Tabii böyle bir geçmiş hocam şimdi bu taraftan biz böyle bir girişi bir temelleri attık İşin dolar boyutuna geldi. Evet, ee, bu belki aslında çok güzel bir konuyu evet. e, şey yaptı, gündeme getirdi hakikaten. Yani bu süreçte tabii e, Amerikan ekonomisinde olup bitenler, bitenlerin e, bütün dünyaya asimetrik bir etkisi var. Yani Amerika geri kalan dünyalar o kadar çok etkilenmiyor, ama dünya Amerika'dan çok etkileriyor. E, böyle bir e, Amerikanın böyle bir farklı bir ...konumum var e, dünya ekonomisinde... ...bunun en önemli şeylerinden biri de tabii... E, ...Temin'in, Ege'nin sözünü ettiği gibi... ...bu doların... ...dünya parası olması... ...bu benim favori konularımdan biridir... ...yani Ege'ye teşekkür ettim... ...e tabii yani... ...çok uzun süredir, çok uzun süredir... E, ...bu mal ve hizmet... ...ticaretinde bir taraftan... ...finans akımlarında bir taraftan... ...yaşanan bu... E, ...dev... Devrim yani niteliğinde büyük bir dönüşüm e, boyutundaki e, gelişmeyi e, düşünürsek bu sürecin yani bu kadar çok iç içe geçmiş bir dünya ekonomisinin hem mal hizmet akımları açısından hem finans akımları açısından paraya ihtiyacı var. Bu paranın bir ülke parası olması yani inanılır gibi bir şey değil yani saçma ötesinde. Yani bu dünyanın bir, bu, bu işi şey yapmak için bir paraya, bir dünya parasına ihtiyaç var. Dünya parası bir ülkenin parası. Dolayısıyla orada müthiş bir çelişki olduğunu, bu çelişkinin çok zor çözüleceğini hep düşünmüşümdür. İşte Ege bunlardan bir tanesi şey yaptı şimdi. Dolar, dolar, e, Türkiye açısından bir taraftan tabii dolara bir şey olursa, dolar değer kaybederse, Değil mi? Bizim dolarlarımız ne olacak var. Fakat öbür tarafta biz aynı zamanda sadece dolar varlığı olan bir ülke değiliz. Toplumda Türkiye'de bir kesimin dolar varlığı var. Özellikle bu değil mi? hane halkı düzeyinde. Fakat firmalar düzeyine geldiğimizde, üreticiler düzeyine geldiğimizde onların da büyük bir dolar borcu var. Şimdi onlar da doların değer kazanması halinde son derece ciddi sıkıntıya düşüyorlar. Yani dolarla borçlanmış firmalar dolar diğer paralara karşı değer olarak para kazandığında, değer kazandığında borç yükleri artıyor. Aynı zamanda hele bir de Türkiye dişli olarak da de değer kaybetmişse hem dolar dünyada değer zaten dolar değerli olmuş. Yani borç ağırlaşmış dolarla borç. Avrupalı için de ağırlaşmış. Aynı zamanda bir de Türk TL Reel olarak değer kaybettiyse duble çifte kadayıf oluyor iyice sıkıntıya düşüyorlar. Yani doların değeri bu şekilde bu uluslararası paranın değerinin bu oynaklığı ve bu değerle ilgili kararların netice itibariyle e, Amerikan siyaseti tarafından alınması. Ve bu alırken de tabii dünyayı da fazla düşünmemeleri belki biraz düşünmeleri bir takım şey yapmaları ama dünyayı düşünmeleri son derece önemli o açıdan e, fevkalade önemli bir konu. Bu sıralarda çok da tartışılıyor. Onu da, onu evet. da kabul etmek lazım. Peki. E, belki yani şeylerimiz ilgilenebilir bu. Adam Tuz diye bir İngiliz yanılmıyorsam. İktisatçının güzel bir söyleşisi çıktı yeni. E, onu özellikle tavsiye ederim. Yani çok bu çok tartışılan bir konu şimdi yani bu doların ne olacak ne bitecek hikayesi. Peki az önceki söylediğim dizi Madam C.J. Walker merak edenler için ifade etmiş olayım. Bu Ege Hoca'ya döneceğim bir şeye atfederler Ege Hocam Amerikan Eski Hazine Bakanı mıdır nedir işte dolar bizim paramız sizin sorununuz falan diye böyle çok da havalı bir cümle işte size sorun çıkartır ama bizim paramızdır gibi. Bir de bu olaylar oldu. Amerika biraz karışınca şey diyenler de oluyor. İşte Amerika batıyor, doların hakimiyeti sona eriyor, ee, efendim. Dolar'dan kurtuluyoruz, Amerika batıyor falan diyenler de oluyor. Ee, oradan devam edelim isterseniz. Buyurun. Şimdi dünya parası olarak tabii e, orijinalde altın var. Yani dünya ticareti de ticarette mutlaka bir paraya ihtiyaç var. E, bu paranın da düşünülmüş ki e, kıymetli bir şey olması lazım yani böyle çakıl taşından da para olmasın çünkü parayı alan sonra onu e, ne yapacak yani e, fakat altının şöyle bir sıkıntısı var altının arzı kısıtlı yani dünya ticaretinin ya dünya ekonomisini ki dış ticareti bunun bir parçası e, geliştirecek kadar altın yok. Bu kadar altın üretmek hem imkansız hem de gereksiz. Yani ne lüzum var yerin bilmem ne kadar 5000 e, metre Güney Afrika'da altın üretiyorlar veya bizde işte siyanürlerle falan temizleniyor. Ve bir, pek de bir işe yaramayan bir şey sadece değerlidir deniyor. Çünkü asil bir maden falan filan. Evet. Şimdi böyle bir para yaratma arzusu var. Daha doğrusu arzu da değil. ihtiyaç var. Çünkü para olmazsa muamele olmuyor. Yani İngilizce'de buna transaction deniyor. Alışveriş olmuyor. Şimdi bu altın hikayesine hatırladım bir küçük fıkra anlatayım. Ee, bu dolar mı vardan önce Amerika'da da dış ticaret altınla yapılıyor. Şimdi bir e, siyasetçi iktisatçılarla konuşurken diyor ki ya ben iktisattan pek anlamam. Ya ben iktisattan pek anlamam. Evet. Ama şunu biliyorum diyor. Eğer biz yurt dışından mal alırsak altınımız yurt dışına gidiyor diyor. Eğer diyor başkaları bizden mal alırsa bu sefer bizim mallar gidiyor. Altın geliyor. Ya yani her halde biri dışarı gidiyor. Halbuki diyor iş ticareti yaparsak diyor hem mallar ülkede kalır hem altın ülkede kalır. Doğru değil mi hocam diyor. İktisatçı diyor ki söylediğin ilk beş kelime doğru diyor. Ne demiştim diyor. Ben iktisattan pek anlamam <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> bu evet. unutmayın ki hala e, birçok ben işte yazı konuşmalara bağlam bakıyorum bu kendi kendine yeterlik her şeyi içeride çözelim Vallahi hiç demode olmadı yani işte onun da yerlisi olsun, bunun da bilmem nesi olsun. çünkü işte cari açık veriyoruz şu falan diye. Yani bu dış ticaretin ne kadar gerekli olduğunu devamlı vurgulamamız lazım. Dış ticaret için de para lazım. Şimdi lafı uzatmadan Keynes'i analım burada. Çünkü bu konuda daha iyi bir adam. Adam da bunu görüyor. İkinci sonra Dünya perişan. O da diyor ki ya bir uluslararası para olsun diyor. Adım da koyuyor. Bankor diyor buna. İşte o meşhur Bretton Woods toplantısına gidiyor. Diyor ki dünya ticareti böyle devam etsin. Hiçbir ulusun parası dünya parası olmasın. Zaten altın ticareti tahtit ediyor. O kadar altın yok ortada. Amerika maalesef işte buna fikre pek yanaşmıyor ya bankor diyeceğiniz şey, dolar olsun diyor. Benim de zaten altınım var diyor. Doların karşısında altın olsun diyor. Bu hikayeyi herkes biliyor. Fakat şimdi orada bir büyük eksiklik var. Yani Keynes'in modeli de şu var. Evet bir küresel para yaratıyor ama herhangi bir ülke ticaret fazla, cari fazla verirse elinde biriken paraları tekrar açık verenlere sisteme sokmaya mecbur. Yani öyle bir sistem tasarlamış ki Keynes hiçbir zaman sürekli fazla veren, sürekli açık veren ülke olmayacak. Halbuki Amerikan doları bankorun görevini üstüne alınca çok garip bir durum ortaya çıktı. Amerika sürekli cari açık veriyor. Senede 300-400 milyar dolar. Bununla da dünya ekonomisi dönüyor. Yani bu cari açık Amerika'ya yarıyor ama herkese yarıyor. Mesela Çin nasıl büyümüş? Cari fazla vererek. E onun cari fazla vermesi için birinin açık vermesi lazım. Açık veren kim? Amerika. Japonya nasıl büyümüş? O da cari fazla vererek büyümüş. Almanya nasıl büyüyor? Cari fazla vererek büyüyor ama o zaman bunun toplamı sıfır. Biri fazla veriyoruz, bir sarı çıkacak. Amerika'ya daha açık verme görevi verilmiş oluyor. Ve bir türlü bu Keynes'in düşündüğü iki işlevden bir tanesi oluyor, biri olmuyor. Şimdi herkes diyor ki ya ama yani bu dolarda da ne oluyor? Adam basıyor parayı, basmıyor bile işte biliyorsunuz şimdi elektronik ortamda. İstediği malları alıyor. Şimdi Trump sadece iş başına gelince o da buradaki tuhaflığı bir anladı. Tam ne kadar anladı bilmiyoruz ama. Dedi ki ben dedi işte kime karşı biz açık veriyorsak onlara karşı bir nevi savaş ilan ediyorum. Meksika'dan tut bilmem özellikle Çin'e karşı. Çin. Çin tabii ben sizden az mal alacağım dedi. Hakikaten de yaptı da yani aklımda yanlış kalmadıysa Çin'e karşı 400 milyar dolar falan açık verirken yarıya yarıya düştü bu rakam. Şimdi acaba bu kapandığı zaman bu iş e, dünya ticareti daralacak mı? Ve bize ne olacak? Arsası var. Ama şu aralık bu doların varlığı bir tuzak halinde. Yani hocam kurtulabilir miyiz peki? Tabi onu da herkes merak ediyor. Yani Vallahi doların hakim, e Soralım. Efendim? Keynes'e soralım ama Keynes şimdi pek buralarda değil o. Top. Merhum oldu biliyorsunuz. Ben safça soruyorum. Ama evet. Asaf'a Asaf soralım. Keynes yoksa Asaf Hoca var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Keynes yoksa ben varım. Bravo ya. Yani. Aynen. yani. <laughs> 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 Buyurun hocam. Asaf Hoca. Evet şimdi tabii e, buna böyle bu müthiş bir imtiyaz. Amerika'nın böyle şöyle bir imtiyazı var. Mesela küresel kriz oldu. Küresel krizde küresel kriz derdi. Aslında 2008'de büyük ölçüde Amerika'da kaynaklı Amerika'da bir finansal kriz oldu adına küresel dememek lazım bu Amerika'nın kriziydi esas itibariyle biraz Avrupa'ya Avrupa'ya da yansıdı ama esas gene Amerika'daki finansal krizin şeyiydi biraz ee, bulaşmasıydı o kadar şimdi normal olarak ne beklersin finansal kriz yaşanan ülkenin ülkede e, sermaye kaçağı olmasını faizlerin de, değil mi paranın değer kaybetmesi filan yani bu ülkeye bir finansal krizin ülkeye bir parasal tüm parasal düzeyde para faiz kur açısından da bir tübünas getirmesini beklersin. Tam tersi oldu. Krizi kökeninde Amerika var. Amerika'da faizler düştü. Dolar değer kazandı. E, ne oluyor? Çünkü dünyada bir sorun olduğunda böyle bir dünya ekonomisinde bir tereddüt, bir belirsizlik arttığında e güvenli liman deniyor bunlara. Buna Herkes vallahi gene en iyisi dolardı diyor. Herkes dolar talep ediyor. Dolayısıyla faizleri düşüyor şey yapıyor filan. Şimdi bu tabii başka kimseye öyle değil. Bunu bir tek Amerika yapabiliyor. Birazcık belki Avrupa bunu yapabilecek şey yaptı durumda. İsviçre çok özel koşullardan dolayı böyle yani bir takım avantajları var ama bu, bu çapta bir olay yaşasa böyle mi olurdu? Pek emin değiliz. Dolayısıyla Amerika'nın hem Ege'nin söylediği anlamda bir avantajı var. Ee, Bas Bilgisayarın tuşlarına gelsin gömlekler otomobiller işte ne al, başka ne alıyorlarsa dünyadan yani üretmeden tüket büyük dış açıklar ver bir taraftan öbür taraftan sende bir sorun çıktığında e, bu çalkantının bedelini ödeme finansal çalkantının finansal bedelini ödeme imkanı. şimdi bu son krizde de tekrar oldu yani covid dediğimiz olay e, değil mi pandemikle beraber dolar hem değer kazandı hem faizleri düştü yani Amerikan ekonomisi kötü gittiğinde dünya ekonomisi kötü gidecek diye Amerikan faizleri düşüyor dolar değer kazanıyor filan bu, bu önemli bir avantaj Amerika'ya iktisat politikası açısından çok büyük bir ne sağlıyor manevraları sağlıyor dolayısıyla 1 trilyon dolar 2 trilyon dolar 3 trilyon dolar harcıyor biz harcayamıyoruz neden korkuyoruz Biz, harca, harca, biz harcayamadığımız zaman çünkü faizlerden korkuyoruz çünkü kurdan korkuyoruz e Amerika'nın böyle bir derdi yok. Ne faizden korkuyor ne kurdan. Ben zaten güvenliyim onun. Gelmek zorundalar, benim para tutmak zorundalar diye şey yapıyor. Dolayısıyla bu avantaj burada olduğu sürece Amerika bu rolünden vazgeçmek istemeyecektir. Ama Amerika'nın şu anda dünya ekonomisinde, dünya ekonomisindeki ağırlığı, parasının dünya parası olmasını Destekleyecek düzeyde de değil artık Çin büyüdü Hindistan ardından geliyor koca bir Avrupa Birliği var Amerika'nın dünya ekonomisindeki ağırlığı dünya üretimindeki ağırlığı yani ekonomi dediğimiz zaman dünya üretimindeki ağırlığı e, nüfusundan daha orantılı bir yere doğru gidiyor İşte Çin'in milli geliri aştı en de sonunda Hindistan'ın da aşacak. Avrupa Birliği'nin de milli geliri aşacak. Yani bunlar yaklaştık tek içi başına gelirleri Amerika'ya. Nüfusları 3 katı, 4 katı, 5 katı olduğuna göre bunların milli gelirleri büyüyecek. Bunlar çok daha büyük ekonomiler olacaklar. Amerika çok da o kadar dünya, dünya ekonomisindeki yeri küçük ama dünya parası onun böyle garip bir şey. Şimdi buradaki sorun geçiş dönemi yani Amerika bundan vazgeçmek istemeyecek. E nasıl biz Amerika'yı vazgeçireceğiz? Amerika'yı vazgeçirmek için iyi kötü bir birilerinin oturup bir ağırlık koymaları lazım. Onun için işbirliği yapmaları lazım. Bunun lideri kim olacak? Ona güvenebilir miyiz? Şey yapalım. Dolayısıyla bu yerine bir şey gelmediği sürece, getirilmediği sürece Amerika bu e, olağanüstü imtiyazı e, kullanmaya devam edecek gibi duruyor ama sorun orada. Yani sorun orada ve bu sorun eninde sonunda bir takım dengesizliklere yol açacaktır ve o dengesizliklerde bir takım büyük turbülanslara yol açacaktır. Yani onun çözümü yok. Bu sorunu dünya çözemediği kadar şunu da belirtmek istiyorum: Bu son dönemde yaşadıklarımız, yani özellikle 2000'den sonra yaşadıklarımız, hem 2008 hem şimdi yaşadıklarımız aslında bizim milli paraları bile. Anlamakta ne kadar zorlandığımızı gösteriyor. Değil mi? 2008'de müthiş para basıldı. Şimdi yine olağanüstü para basılıyor. Japonya 15 yıldır o para basıyor filan. Şimdi halbuki bizim kafamızda işte para basılır, enflasyon para basılır, kur filan. Böyle bir takım şemalar vardı. Bir takım denklemler vardı. Paranın ne olduğunu anladığımızı zannediyorduk. Anlamadığımız ortaya çıktı. Şimdi daha milli parayı anlamamışken, iktisatçıların ve insanların, Dünya parasını hiç anlamadıklarını kolayca söyleyebiliriz. Keynes'in e, sezi, sezi, sezilerinin gücü orada ortaya çıkıyor. Yani ondan söz etti. Bank orada. Keynes şunu görüyor. Dengesizlik. Biz hep tabii Türkiye açık veren ülke olduğu için bizde hep dengesizlik ne olarak çıkıyor? Açık verme şeklinde çıkıyor. İşte bildiğimiz dış açık, dış açık, sonda dış borç falan filan. Fakat Keynes şunu görüyor. Bir açının olması için bir de fazlanın olması lazım. Demek ki dengesizlik açık kadar fazlada. Diyor ki biz fazla vermeyi engelleyelim diyor. Yani Keynes'in bütün mantığı fazla veren, dış fazla veren ülkelerin, sistematik ve büyük bir fazla veren ülkelerin bir şekilde bundan caydırılması, cezalandırılmasına dayanıyor. Bu da dünya efektif talebenin daha düzgün bir şekilde, mekanizmanın daha düzgün bir şekilde çalışmasına izin verecek gibi. Ama e, tabii o dönemde fazla veren Amerika olduğu için, dış fazla veren Amerika olduğu için de işlerine gelmiyor aynı da var. Yani o Bretton Woods hikayesi son derece ilginçtir. Ondan da ilgili çok güzel bir takım yeni kitaplar yayınlandı. Evet. Peki Ege Hocam e, devam, evet. devam edelim mi sizle? Ben Devam edelim. Şimdi. Hı. Evet buyurun. Bunun çözümü var mı? Tabii var. Ee, en azından teorik olarak var. Küresel para yapmak. Yani madem ki bu dünya dış ticaretinde kullanılacak. E bunu da Keynes de düşünmüş zaten. E bugün onun bir nevi kalıntısı olan bu özel çekme hakları var. E şimdi teoriye devam edelim. Bir tane dünya merkez bankası kurulacak. Yani bu Dünya Merkez Bankası bu ulusal paraların işte ondan biraz bundan biraz bu özel çekme haklarının kompozisyonu gibi bir fiktif para yaratacak. Bir itibari para yaratacak. Ama Keynes'in de üzerinde durduğu şimdi Asaf'ın da vurguladığı üzere amaç iki tane. Bir, dünya ticaretini geliştirmek. İki, sürekli açık veya fazla veren ülke bırakmamak. Ve de burada fazla verenlerin üzerine giderek madem ki fazla verdin bu seni bir şekilde o tuttuğun fazlaları eriteceğiz diye baskı altına almak. Şimdi Hasaf çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bu parayı anlamıyoruz dedi. Hakikaten anlamıyoruz. Ya anlamıyoruz derken şöyle ironik konuşmuyorum. Ben anlıyorum da başkaları anlamıyor değil. Ben de anlamıyorum. Şimdi bu para konusunda... Biz ne anlayacağız e, hocam e, o zaman sabahtan e, akşama kadar? iki tane <laughs> böyle değerli iktisatçı biz paradan anlamıyoruz deyince biz, biz ne yapalım? Biz hiç anlamıyoruz. E, ya, e, ya siz de kumda oynayın ne bileyim ben. <laughs> Peki sağ, sağ olun hocam. Şimdi, şimdi bu para konusunda... E, e, Irving Fisher diye bir büyük bilim adamı var. Şuradan notuma da bakayım da. Hocam, 1860. Taht hocam Hı. tahtından doğruldunuz, kadrajdan çıktınız. Kadrajdan çıktım, geri geliyorum. Ta, tahtınıza evet. lütfen geri dönün. Tahtıma geri dönün. <laughs> ya. <gülüyor> Kumda oynuyoruz evet. ama hocam işte ne yapalım öyle arada. <laughs> evet. 1867'de doğmuş, 1947'de ölmüş. Şimdi Abi, bunun meşhur var. evet, miktar teorisi var. Özetle şunu söylüyor aslında ama başka bir önemli şeyin daha söyleyeceğim. Diyor ki para olmazsa milli gelir yaratılamaz büyüyemez diyor. Yani bu bir nevi işte bu meşhur hidrolik sistem vardı. Ben onu e, tavada balık kızartmak diyorum. Yani belli bir miktar yağ olması lazım ki balık kızartacak. Da eskiden de şöyle bir hesap yapılırdı. Bir ülkenin mesela enflasyonuna kadar yüzde beş. Yüzde beş de büyümek istiyor. O zaman 1.05 çarpı 1.05. Yani yüzde %10 on civarında para miktarının artması lazım. Aksi takdirde parasızlıktan dolayı ekonomi sıkışır. Ve büyüyemez. Yani potansiyeli olduğu halde büyüyemez. Yani var ya evet. bazen efendim para yok piyasada deniyor. Hakikaten para olmadığı zaman işler dönmez, çarklar dönmez. Şimdi bu Erwin Fischer denilen bilim adamı ne yapmış biliyor musun? Termodinamiğin kurucusu Willard Gibbs diye bir adam bulmuş. O anlamıyor fakat tabii bütün bu büyük bilim adamları hep fiziye meraklılar. Diyorlar ki evrenin esası fiziktir. Biz şimdi iktisat falan düşünüyoruz ama bunun fizikte bir iz düşü oluş lazım. Bu zat da... kimyasal termodinamik kurmuş. gidiyor diyor ki ben senin öğrencin olacağım diyor. Ve termodinamik öğreniyor. E kendi teorilerini de ondan sonra geliştiriyor. Şimdi bazı şeyler anlamak için tabii bilimin ta dibine kadar gitmek lazım. Ve ee, yine Fisher'ın kullandığı bir tabir var. Money illusion diyor. Yani bu bir illüzyon, göz gibi. Para hakikaten bir göz bağcılığı gibidir. Yani var mı yok mu? Hani ben geçenlerde dedim ya yok para yap para var para. İşte efendim para yok derken birden ay ben şu kadar trilyon veririm bilmem ne. Yani kardeşim bu nasıl bir şey bu ya bu? Hepimiz para için adam öldürüyoruz, herifler orada oturmuşlar, şakır şakır para basıyorlar, bir şey de olmuyor falan. Yani olayın ne kadar girift olduğunu anlıyoruz. Peki. Ama tekrar şimdi bundan başa gelelim. Mümkün mü? Mümkün. Bir Avrupa Birliği'nde nasıl bir euro çıktı, bölgesel para. Şimdi büyük bilim adamları düşünüp bir küresel para... Tasarlayabilirler ee, ve bu küresel para, bu, bu mahsuller ortadan kaldırabilir. Yani dolar tahtından indirilebilir. Ama bu onun yerine renmin mi yani Çin parası geçecek anlamına gelmez. Peki birkaç mesaj okuyayım mı hocam? Tabii tabii. Ee... Mesela bu hani cari fazla dış açık dış fazla vermeyle ilgili sorular mesajlar var. Cari fazla veren ülkeye müdahale edilse diyor liberal ekonomi modeli sorgulanmaz mı? Dünya sosyalizmin değişik bir modeli olur böylece diyor. Yani sosyalizmi dünya çapında bir sistem haline getirmiş gibi bir şey oluruz böyle müdahale edersek demiş izleyicimiz. Atilla Bey üreten cari fazla veriyordu, satan e, satın alan cari açık. Amerika'nın yeni politikası da üretim dengelenecek ve kimse cari açık da vermeyecek sonucu ortaya çıkmaz mı diye yine böyle bir enteresan yaklaşım var. Türkiye altın çıkarsa döviz sorunu çözülür mü? Çıkaralım o zaman altınları satalım, alalım dövizleri diyor izleyicimiz. Daha fazla altın çıkaralım. Yani o sizin altın verdim parayı aldım hikayesinden yola çıkarak efendim e, dünyanın neresinden altın alırsan zaten yine dolarla alıyorsun demiş izleyicimiz. E, Amerikalı neden altın alsın para basmaya o yüzden yasaklıyor ülkelere bence. Cari fazla vererek büyümek gelecek nesillerden çalmak anlamına mı geliyor diye ilginç bir soru var. Cari fazla vererek büyümek gelecek nesillerden çalmak anlamına gelir mi demiş. Gelişmiş dünyanın basıdan ilk parası dolar oldu unutmayalım demiş bir başka izleyicimiz. E, filmin adını tekrar söyler misiniz? Dizi kısa 4-5 bölüm 5-6 bölüm. mü Oktay Bey, Madam C.J. Walker. E, sabun değil bu arada. Ben tabii saçla ilgili olduğu için sabun diye aklımda kalmış. E, yönetmenimiz uyardı. Saç kremi üretiyor. Saçlar bayağı bir e, sağlığına kavuşuyor diyeyim hadi. Efendim, Bana da o kremden lütfen. Evet. Ege'ye Ege lazım ondan. <laughs> Hocam size kralını veririz. O, o tahta <laughs> en kralı gider. Anıl Bey diyor ki, hocalarımız dijital paraların doların yerine geçeceğini düşünüyorum demiş. Anıl Bey, bunu söylemek için erken mi, ihtimal verir mi hocalarımız demiş ee, efendim. Tabii Türkiye ilişkin soru var ama bu akşam pek Türkiye konuşmuyoruz. Faizler düşükçe para yine dolara gidiyor hocam demiş. Hani doların küresel hakimiyeti dolaylı olarak bize ilişkin sorular da var izleyicilerimizin. Hocalarımız çok yaşayın diyen izleyicilerimiz var. Birkaç tane de böyle bizi mutlu edecek mesaj. Ee, Ege Sen ve işte Asaf Hoca'nın katıldığı Barış Esen'li ekonomik yorum adlı programı çok seviyorum. Bu, bu, bu program Bloomberg KT kanalına yakışıyor demiş. Efendim. Hikmet Bey haftanın en keyifli günü, en keyifli saati ekonomi haber kanalı Bloomberg KT ve sunucusu Barış Esen'le Ege Sen ve Asaf Savaş Akat demiş. Efendim. Ee, böyle güzel e, sizi bizi seven güzel güzel bize mesaj gönderenlere de selamlar. Ufuk Bey'le hocalarımız gözbebeğimiz ellerinden öperiz demiş yine. E, hocam daha mesajlar var ama Alsaf hocam fazla ben uzatmak istemiyorum. E, ne dersiniz? Evet. E, isterseniz buyurun devam edeyim. Yani yine başka bir i̇şte soru daha top. var. Hocalarımın bahsettiği küresel para günümüzde kullanılan dijital paralar olabilir mi? Bu yöne doğru mu gidiyoruz? Ahmet Sayık Bey sormuş. Yani o dijital paraya hemen cevap vereyim kısaca. Yani şöyle, o dijital para bu Bitcoin filan da bu netice itibariyle o da ayrı bir ütopya'dır. Yani orada amaç parayı devletin kontrolundan uzaklaştırmak yani devletten çıkartmak. Neden medeniyetin... devletten uzaklaştırmak evet. istiyorlar? Ama böyle bir, böyle bir yani şeyde unutmamak Kayıt lazım. Kayıt altına alınmasın değil modern, mi? Modern medeniyetin kuruluşunda özellikle en belirgin bir şekilde Amerika'da ama böyle çok güçlü bir devlet karşılıklığı vardır. O devlet karşılıklılığı par parçası olarak düşünülebilir. Ama yani görünür gelecekte, epey görünür bir gelecekte devletlerin bu para üzerindeki tekelilerinden ellerinden vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla yani bunlar böyle çabalar olabilir ama netice itibariyle devletler o para üzerindeki işte son uzun bir süredir var olan ama özellikle son yüzyılda iyice perçinleşmiş olan mutlak hakimiyetlerini kolay kolay bırakmayacaklardır. Ege'nin de şeyinden devam edersek yani bu dolar tahtının tahtından inmesi sürecinde. Oradaki e, bir, önemli bir, e, ki burada da daha evvel bahsettik bu programda da daha evvel bahsettik. Bu arada da yani bu 65 yaştan da sıkıldığımı da ifade edeyim. Ege ne diyorum ama. <laughs> Hocam yani, o nereden işte, ya? Şey şey bu, ya. Hayır, ama, yani, şey, <laughs> ay, ama yani, bu, da, bu da bir zulüm yani. Onlar, bize, <laughs> yani kanala gelsek Ege ile karşı karşıya şu muhabbeti yapsak. O, seni görsek daha böyle bir yani canlı kalsa olsamış daha iyi olmaz mı? de yani hakikaten... ...65 artına baya bir zulüm haline aldı. Siz hocam... Ee, yani e, böyle evde... E, ...yasaklı Sıkı, olarak okumak... E, ...yani yeter yani. Evet. O, o, ya, onu Peki. Söyleyelim. Şey e, bu... E, ...yani dünyanın yeni... ...gerçeği, daha evvel de... ...söyledim bunu, kıta ekonomisi... ...yani Çin'in yükselişiyle beraber... ...çok büyük bir... E, ...ekonomik ünite... Daha belki ekonomilerin yani 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon işte büyük ekonomi. Şeye baktığınızda 100 yüzyıl başına çok uzak değil yani 20. yüzyılın başına baktığınızda İngiltere'nin Fransa nüfusları 50 milyondur. Almanya biraz fazladır 60-65 milyon belki. Amerika'da 80 milyon filandır. Yani bunlar aşağı yukarı o devrim büyük düveli muazzama diyeceğimiz şeyleri aşağı yukarı aynı büyüklüktedir. Sonra Amerika'nın nüfusu artıyor yani 20. yüzyıl boyunca hem nüfus şey doğurganlık oranından hem Geç göç ya. almasından dolayı filan ama netice var. Şimdi bambaşka bir iki tane oyuncu geliyor Hindistan ve Çin. Bunlar bir buçuk milyarlık ekonomiler. Yani bunu şey yapmıştım ben bunu vurguluyorum. Bu bir bloklaşma. Yani Çin zaten kendi başına bir blok aslında. Yani düşünürseniz bir buçuk milyar bunlar yüz sene evvel dünya nüfusu. Bütün dünya kadar şey var yani her çeşit uzmanlaşmayı dış dünyayla ilişkisi ham madde İtalyan yani onun dışında her şeyi kendi yapacak falan böyle bir şey düşünebilir böyle bir bloklaşma düşünebilir hep ticaret anlamında da korumacılığın da blokların kendi içinde yani daha doğrusu Çin zaten milli devlet Hindistan zaten geri kalanlarında böyle bir onlara benzer bir blok oluşturup kendi işlerindeki ticareti serbest bırakıp o Çin'le sonra Hindistan'dan ticareti de engel olmaları şeklinde böyle bir süreç düşünebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Dolayısıyla para, para, doların da tahttan düşüşünde önce böyle bir süreç yaşanan olabilir. Yani birden fazla para olabilir. Dünya parası olmaktan çıkar e, blok parası olur. Yani bir blok doları kullanır öbür blok işte Çin zaten. Euro'yu kullan kullanan var Avrupa. Ee, Avrupa işte onlar böyle beraber işte Hindistan kendi paraları böyle bir blok olabilir Ondan çok ticaret yapanlar da Çin'den çok ticaret yapan o Doğu Asya ülkeleri Vietnamlar filan onlar o Çin'in parasından ağırlıklı olarak yani o tarafa geçerler ee, böyle bir, bir bloklaşma olabilir yani bu doların hakimiyetinden dünya parasına doğrudan geçilmeyebilir. Bir böyle dünya parası olmadan çok birkaç tane dünya parasının olduğu bir dönem ya yani dolayısıyla dünya parasının olmadığı bir dönem yaşanabilir. Evet. O dönemin tabii yaratacağı sorunları gördükten sonra da Peki. belki hani düşündüğümüz gibi bir yani euro ya, güzel bir örnek diye gelin söyle bir yere geçilebilir. Peki hocam bir bilgi ufak mesaj okuyup sonra araya gideceğim. Az bir vaktimiz kalacak sonra. Ee, bu ekonomik model peki ne zaman e, çökebilir, ne zaman bitecek? Zamanlama soran var, Nedim Bey. Ee, para olmazsa kimse yolsuzluk yapmaz, yoksulluk da olmazdı demiş bir başka izleyicimiz. Ee, efendim, para bir hava atma birimidir diyor. Ee, üretimi unutturuyor, ekonomiye en büyük zararı bence para veriyor demiş ee, yine Cengiz Bey bir başka izleyicimiz. Yani tabii para nedir diye sormadık. Belki bir programı da para nedir siz de bize katılın diye de yapabiliriz. İnanılmaz mesajlar geleceğine inanıyorum. Çok yaratıcı <laughs> zeka dolu izleyicilerimizden yine mesajlar gelir. İşte bu işin sorunu nerede biter? Hem FED hem Avrupa Merkez Bankası bu kadar para basıyor demiş Nuri Bey. Biz TL'yi altını sabitlesek ve ithal edip TL ile ödeme yapsak. Diğer devletlerde Türk lirası iyice artınca Amerika gibi altına sabitliğini kaldırsak olmaz mı İlhami Bey? Diğer devletler bunu TL ile ödemeyi kabul edecekler mi? Tabii o <laughs> o soru. Bir başka izleyicimiz de Ege Can senden günün fıkrasını bekliyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Peki onu belki evet, reklamdan Ege. sonra Ege Hoca'dan evet. arada gelirse Bir kısa araya gidelim aranın ardından devam edeceğiz efendim. Ekonomik görünüme devam ediyoruz. Profesör Doktor Asaf Savaşakat ve Ege ne? hem bu Amerika'daki protestoların ekonomik temelini bir miktar konuşmaya çalıştık. Giriş itibariyle ardından bu doların küresel hakimiyeti biraz böyle tartışılıyor akabinde tüm aslında tartışma noktalarında bu öne çıkıyor. Bu protestolar Amerikan ekonomisini çökertir mi? Amerikan ekonomisi nereye gidiyor? Doların hakimiyeti çöker mi? gibi sorular... Onu biraz anlamaya anlatmaya çalıştık. Egecan senle devam edeceğiz. Az bir vaktimiz kaldı. Buyurun hocam son 2-3 dakikanız. Şimdi bu problem nasıl çözülere karşı? Küresel para, yani Keynes'in önerdiği bankor gibi bir şeyden bahsettik. Ee, sonra Asaf da dedi ki o belki son aşama olur ama arada bir bölgesel para daha olabilir. Euro gibi, yani Euro mu neyse adı. Evet. E, Nasıl orada da e, 500 milyon insan e, o parayı kullanıyor. Aslında bu öneri vardı. E, unuttum şimdi ama 25 sene kadar önce tabi ben Japonya'ya gitmiştim. Orada bir e, Türk bankacı da vardı. E, o bu konuyu açtı, dedi ki Yolar diye bir para birimi çıkacak. Nasıl oluyor? Y, Y, O, L, L, A, R. E y ne baştaki? Yen, Japon parası. İkinci Y ne? Yuan, Çin parası ve dolar. Bunu da dedi, Pasifik Merkez Bankası diye bir merkez bankası kurulacak. Ve bu merkez bankasının çıkaracağı paranın adı da Yolar olacak. Evet. Bu parayı da işte Tayvan, Mayvan bütün o pasifin etrafındakiler kullanacak. Yani ne demek ki bu düşünceler zaman zaman ortaya çıkıyor. Peki. Belki de Asaf'ın dediği gibi iki aşamalı olabilir. Teşekkür ederiz hocam. E, ağzınıza ayağınıza sağlık. E, Ege Hocam, Asaf Hocam inşallah bu 65 yaş yaşa Evet. Kurtulup burada e, sizlere ağırlamak dileğiyle. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben, 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 kurtulacağım. Dava açtım yaşımı küçülteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel fikir. Ege beraber açalım beraber. tamam. <laughs> ben de kaçacağım. Benimkini küçültürlerse beni iyice küçültürler. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ederiz. Ee, İyi akşamlar. <laughs> haftaya görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. haftaya burada olur bilmiyorum. E, 22'de küresel piyasada buluşmak üzere efendim.